This feels strong. First time we wear the tawaka. Yeah, first time we wear it. Yeah, first time. Artık dinden daha çok geleneğe dönüşmüş. İnanan da inanmayan da kiliseye gidiyor. Pazar günleri kaçırmıyor kimse yani. And I went through a lot of countries and I don't think I came through a Turkish. Really? Yeah. You never came across. I don't think so. Öncelikle hepimize çok geçmiş olsun demek istiyorum. Ben şu anda Yeni Zelanda'dayım. Tonga'dan geri döndüm Yeni Zelanda'ya. Havalimanında biraz sıkıntı yaşadım. Çok önemli değildi aslında ama biraz bekleme sürem oldu ve içeri girebildim sonuç olarak. Benim normalde vizem çoklu girişti. Ama yanlışlıkla ilk girişimde tek giriş olarak basmışlar. O yüzden ben Tonga'dan buraya gelirken biraz sorun yaşadım. Çünkü geri seni alamayız dendi. Pasaportum reddedildi. Sonuç olarak her şeyi çözdüm ve şu anda Yeni Zelanda'dayım. Çok 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 acı haberlerle her gün benim Instagram'ıma gelen yüzlerce acı haberle sesini duyurmak isteyen insanlarla uyanıyorum. Ve bunları her şeyi anlık olarak duyurabildiğimiz için Instagram üzerinden paylaşıyorum. Depremin ilk gününden beri ben Tonga'dayım. Tonga'da İnternete de erişimim pek yoktu ve olabildiğince bana gelen mesajların hepsini yararlı, faydalı olabilecek her şeyi paylaşmaya çalıştım. Umarım birilerine bir şekilde faydam dokunmuştur. Şu anda bu izleyeceğiniz video tamamen bağış üzerine olacak. YouTube'un desteğiyle Barış Özcan'ın oluşturduğu bir bağış kampanyasına dahil olarak bir buton göreceksiniz ve o buton aracılığıyla bağışlarınızı depremzedelere yapabilirsiniz. Yani bu videodaki gelirleri tamamen depremzedelere aktarmak istiyorum. O yüzden de yayın akışımı kesmek istemedim. En son videoyu geçen hafta paylaşmıştım ve bugün de yeni videoyu paylaşacağım. Tonga'daki son videom olacak bu. Neyse, videoya geçelim. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu videoyu ben depremden önce çekmiştim. Halimiz, vaktimiz depremden öncesine göreydi. Siz de o kafayla belki izleyebilirsiniz. Malo elelei fefeaki. Ben gayet iyiyim. Şimdi kaldığım hosteli size göstererek başlamak istiyorum bu videoya. Çünkü burası benim bu ülkede kalabileceğim en ucuz yer. Şöyle odalara isimler vermişler. Teli, Payini. Benim oda Payini. Şu anda Tonga'da bulunabileceğiniz en ucuz konaklamadayız. Işığı açayım. Odalarda bu şekilde pervaneler var. Yani bunlar olmazsa uyumanızın mümkünatı yok zaten böyle bir sıcakta, böyle bir nemde. Yani sıcaklık bu ülkede her zaman 28 ya da 29. Hep ama hiç değişmiyor. Hep 28-29. Abartılı bir sıcak değil gibi görünüyor. Ama öyle bir nem var ki ben böyle bir nem hayatımda hiç görmedim. Hiçbir ülkede. Yani Tayland, Malezya gibi ülkelerin nemi falan burayla kıyaslanamaz bile. Öyle bir nem var. O yüzden hissedilen yani 700 derece gibi ya. Bu ülkede en büyük sorunlardan bir tanesi konaklama. Neden sorun diyorum? Çünkü ucuza konaklama bulmanızın mümkünatı yok burada. Şu anda mesela sadece tek bir hostel var koca ülkede. O da burası, Village Backpackers diye bir yer. Ben burayı internetten buldum. Dedim hani burayı da bir görmek istiyorum. Yani burada bir hostel kültürü var mı? Buradaki bu hani paylaşımlı ortam nasıl oluyor falan. Bir görmek istedim. Buraya geldim. Ama zaten yani koca oda benim. Hatta koca hostel bana kaldı şu anda. Hiç turist yok, hiç yabancı yok ülkede. Şu anda düşük sezondayız Tonga'da. Yağmur sezonu ve siklon dedikleri siklon sezonu. Siklon nasıl tanımlayabilirim? Kasırga gibi bir şey. Geldi mi böyle iki günde silip süpürüyor bütün ülkeyi, geçiyor gidiyor. Ama yani çok can kaybı olmuyor bu tarz siklonlarda genelde. Çünkü insanlar burada artık buna önlemini almış. Yani çatılar uçabiliyor, çok ekonomik hasarlar olabiliyor ama can kaybı olmuyor. Yaralanmalar kesinlikle oluyor. Çünkü işte uçan kaçanın sana vurması çarpmasıyla. O yüzden bu mevsimde, bu aylarda yani yılın ilk aylarında buraya ne yabancı geliyor ne turist geliyor. Zaten sürekli yağmur yağıyor. Burada bir tek ben varım. O yüzden hani böyle bir altılı oda burası. Normalde geceliği $40.
Yani en ucuz yerdeyim, onu hesap edin yani. En ucuz yerde geceliği 40 dolar. Yani otelleri falan söylemiyorum çünkü yani buradaki en dandik, en kötü otel bile 100-120-130 dolardan başlıyor ki o kadar kötü ki yani çok kötü. Burada muhtemelen birkaç tane iyi otel var. Belki 1-2 tane vardır. O kadar yani. Burada konaklama böyle bir sorun. Yiyecek içecek de pahalı. Burası her yere, her şeye uzak bir ülke olduğu için, ada olduğu için ya her şey buraya ithal geliyor. İthal geldiği için de fiyatlar pahalı. Burası pahalı bir ülke. O yüzden böyle backpackerların işte parasız gezen, ben yeni ülkeye girdim 5 TL'yle şimdi bakalım ne olacak falan diyen gezginler için hiç iyi bir yer değil. Çünkü yani ölürsün büyük ihtimalle. Onun dışında insanlar çok yardımsever. O yüzden aslında hiçbir şey olmaz. Ölmezsin, sokakta kalmazsın. Sokakta yaşayan insan sayısı çok az. Çok fakir olmalarına rağmen çok az. Çünkü yani alan var. İnsan az, alan var. Yani bu insanlar da açlarına ve evsizlerine bakıyorlar. Şimdi güzel pazar günü. Benim de son pazarım. Duşumu aldım. Şu şekilde Tongalıların giydiği şeyden giydim. Bugün her Tongalının yaptığı gibi, yani inansın inanmasın artık gelenek olmuş burada, kiliseye gitmek. Bunu yapacağız bugün. Ve kimle? Buranın sahibiyle, Mia ile. Şimdi ben onunla tanıştıracağım sizi. So that's how church bells ring. Yeah. Hey, this feels strong. First time we wear this. Yeah? Yeah, first time. Yeah. So, what is it called again? Tauvala. Tauvala. Yeah, it's mat. Yeah. It's humid today. Very. Oh, yesterday was really nice, windy. Nice wind. I was afraid that cyclone was coming or something. It looks yesterday. Like it, yeah. You ready? Yes. Hi, yeah. Abim alo. Alo. So, we are going to the biggest church. To the Tongan. Hostelden çıktık. Kiliseye doğru ilerliyoruz. We have all the religion mostly here in Tongan. Christianity is a big thing here, right? Yes. So every Sunday? The country shuts down. Every Sunday. And everybody goes to the church. Daha çok bir gelenek gibi düşünebilirsiniz yani. Artık dinden daha çok geleneğe dönüşmüş. İnanan da inanmayan da kiliseye gidiyor. Pazar günleri kaçırmıyor kimse yani. So how long have you been doing this? 3 years full time, then COVID happened and this is gonna be the first year I reopened. So it's new, we can say it's new. Yeah, fairly new, yeah. I saw that it's the most affordable accommodation that people can stay in Tonga, right? I think so. I couldn't find anything else. This was the only one. But that's good to hear. Yes, seriously, you're the only one right now. The only accommodation that's actually for backpackers. You're from here, right? I'm Tongan. Yes, yeah, I'm so from Tonga. From this island too? From Tongatapu, this Tongatapu island. We have four main islands. Mm-hmm. So this is the main island. This is where the international airports and the international wharf for cargo, mm-hmm, shipping and exchange trades and all the banks. So the most vibrant one is this is one. This is the main one. Yeah. So this is called Tongatapu. Then you have Bava'u, Ewa,
Hawaii. I feel special about Tonga right now because among every country that I visited, it's more special for me because I'm probably one of the first Turkish ever in history to step on this island. I think so. I don't think, and I went through a lot of countries, and I don't think I came through a Turkish. Really? You never came across. I don't think so. I used to do Facebook posts with all these guests, and I would kind of recognize all the flags. The Turkey flag is the one I don't remember. Really? I wouldn't know what it looks like. What it I is that one. Now I know what it is. I think you are the first Turkish you ever seen here, right? That I've ever met. But I think you'll meet more Turkish after this video. I hope so. What do you recommend for the people who will come here? Because to be honest, Tonga is not well known in my side of the world. Yeah, I recommend they come in whale watch season. Whale watch season. And unfortunately, you didn't come in this season. You can swim with them every day if you have the money and have the energy to go and do it. But come whale watch season, which is starts around July till about October. There's no cage. You can just jump in the water and... Yeah, only a life jacket. But there is a distance between that you have to keep away from them. Because they do get frightened. It's like yourself, you do get frightened. The only thing I see is the friendliness of the people. Hmm. So no wonder why James Cook said friendly island. Nobody even said anything about my camera. In some countries, people say that. Like sometimes shouting at me. Oh. Just asking why I'm doing this. But here, they don't even ask why. They just say, exactly. They just like that. When I'm walking in the village side or in the town, like no matter where it is, people say bye directly. They don't say hi. They just say bye, but smiling bye. They're not being rude. They're not trying to be rude. It's just my people. So my people, growing up as a Tongan, why most people will wave bye to a foreigner is because they don't want to speak to you. That's the honest truth. Because we are raised with shame. We are raised to not make a mistake. And if we did make a mistake, it could be a little mistake. It can be spelling a word wrong or calling someone by this name, but it's not their name. Like the smallest, really friendliest mistake. And people will laugh at us, like our family members or our friends will tease us, will mock us, which will humiliate us. So you are bound not to do that again because then you're gonna get teased or mocked. And it's not to mock you to cry or anything. It's just like, her name is Sarah. It's not Anna. Ha! Like it's little things like that. And that's how we're raised. It can also be down to like, if you drink or smoke and you're a female, you're a devil's child. If you spoke to a boy and you like a boy, you're a devil's child. So it was little things like that. So Tongans, in my opinion, we are raised with shame without making any mistakes, trying not to make a mistake. Speaking to a foreigner, it's better that we just say, we want to say hi, but we don't want to compensate. So saying bye is just easier. We want to smile at you and acknowledge you and thank you and want to say thank you for coming to our country, and we just want to be nice to foreigners, but we don't want to talk because we're too afraid that if we have a conversation something's wrong and you're gonna laugh at us. And it's worse if a foreigner laughs at us, but it'll be 10 times more humiliating if a foreigner laughs at just something that you say wrong. So saying bye is much better than saying hi, because if you say hi, a lead up question is you say hi, then a lead up question just keeps flowing. So I'm supposed to say how are you, and then the person will say good, how are you, and they're just going to keep that. And that's what we try to avoid because we don't want to say anything wrong. The other one is if you ever ask them for direction, they'll just point somewhere, and the moment you turn around just to make sure that they're whatever they put, they've already walked off. And it's got nothing to, and it's not about personal thing, but I strongly think that we have a lot of similarities in our cultures. We are raised a bit like that as well. And when I was in the village, I didn't know this fact actually. People were saying just bye, but at the same time they're smiling. I felt like they want to continue, they want to talk, but they don't want to. They don't want to. So I was continuing the like the conversation. I was trying to open them up, you know, and once on them up, they're talking more than I do. Exactly. Really weird, because you will walk past any Tongan, boy, girl, young, old, it doesn't matter. You walk past it, they want to say hi. You can see it in their expressions. Exactly. They're smiling at you. They when they look at you, they know you're there and they look at you, but they can't. They don't. They're not gonna come. They don't. They're just like
bye. which is so cute actually. They're just welcoming you. Yes. And whatever they cook, it's also yours. Yes. That's how I saw. I don't works, know if yeah. I'm right. I'm making Tongin Umu lunch at home, and I told him that I will bring him lunch. I feel like there's no like homeless people here. No. Not really. Like, we have drunks. That's another thing. Yeah, that's a choice. That's physically, it's impossible for anyone to be hungry here. Or when I mean hungry, you can always find something off a plant, off your land to eat, off the water to eat. There's no restriction or anything. You physically cannot be homeless in Tonga, and you physically cannot be hungry here. People don't allow you to. No one's allowed. Yeah. Yeah. Every home you will pass in, and trust me, as soon as you see someone that's homeless, we will get off and speak to them. Mm-hmm. We will tell him off. We will get mad at this whole movie. What the hell is wrong with you? Get the hell up and go to... And we know exactly where he's from. And we will pick him up and we'll take him to home. Like, you're going to prepare Umu? I am. For the community like me. For the homeless like yeah. you. For the backpacker homeless yeah, like you. Exactly. Yes. I'm doing Umu. Yeah? Yeah. I'll send you and the security guard that looks yeah. after my place. I'll send you guys some money. You'll eat it together. Yeah. Perfect. Thank you. Thank you. Yeah. Nice to meet you again. Yeah. Şimdi Mia bize buranın geleneksel yiyeceği Umu'yu getirmeye gitti. Yeah. What's your name? Flek. F-L-A-G. Yeah, you see the Flek. Benim şu anda yayın akışıma devam etmemin sebebi, ilk sebebi bağış yapıyor olabilmem ve benim böylece en azından kendi alanımda yapabileceğim üzerinden depremzedelere bir faydam olabilsin istiyorum. Çünkü şu anda belki de Türkiye'ye dünyanın en uzak ülkelerinden birindeyim. Bu şekilde faydam olabilir diye düşündüm. Bu videoyu yayınlamamın ikinci nedeni ise ya biraz aklımızı farklı bir yere alıp belki de bir moral olabilir veya bir kafa dağıtmak olabilir. Günlerdir ben de sizler de hatta sizler Türkiye'de daha da içindesiniz. Yani bilmiyorum bu videoyu hangi ülkeden izliyorsunuz ama önemi yok. Hepimiz bir olduk ve aklımızla, fikrimizle, beynimizle, ruhumuzla aynı yerde. Şu anda Türkiye'deyiz. Yani ben fiziken, bedenen burada olabilirim ama yani benim ne aklım burada, ne ruhum burada. Yani hepsi şu anda Türkiye'de. Ve yani her gün acıyla ve öfkeyle uyanıyorum. Aldığım mesajlar, insanların enkaz altından mesajlarıyla resmen uyanıyorum. Böyle bir durumda ne yapabilirim diye düşündüm. Yapabileceğim en güzel şey şu anda videolarımı devam ettirirken hem sizin belki kafanızı biraz dağıtmanıza vesile olurum. 15 dakikalık, 20 dakikalık bu videolarla tamamen konuyu farklı bir yere alarak hem de yapabileceğim güzel bir şey bağıştır. Bu bağışı da hepimiz aracılığıyla bu video üzerinden yapabiliriz diye düşündüm. Bu şekilde şu anda gerçekten elimden gelebilecek birinci şey bu. İkinci şey Instagram üzerinden sizlerin seslerini duyurmak olabilir. Sonuçta özellikle ben ve benim gibi ciddi bir kitleye sahip olan insanların bence sorumluluk alması gereken bir gündeyiz. Değilsek bu kadar insan bizi niye takip ediyor ki? Yani bu tarz günlerde herkes üstüne düşen herhangi bir görevi, herhangi bir şey yapmayacaksa, elinden geleni yapmayacaksa başka hangi gün yapacak diye düşünüyorum. Şu anda da benim elimden gelen bu. Bu arada şu anda Yeni Zelanda'ya tarihinin en sert kasırgası geliyor ve tüm dükkanlar her yer Auckland'da kapandı. 2 gün boyunca burada bir siklon olacak. Yani bir kasırga. Kasırganın ismine de Gabriela demişler. Uzmanlar da o kadar uyarılar yaptı ki şu anda herkes evine kapandı. Stoklar yapıldı. Şu anda yani Auckland şehri, tüm Yeni Zelanda değilse bile Auckland şehri tamamen kapanmış durumda. Ve insanlar stoklar yapmış durumda. Daha henüz başlamadı bile. Tabii gelmedi daha kasırga, ona rağmen şöyle rüzgarın şiddetini görebilirsiniz. Yani bakalım 2 gün 3 gün sonra şu ağaçlardan dallardan hangileri yerinde duruyor olacak. Yani felaket üstüne felaket dünyada farklı yerlerde eş zamanlı olarak bu kadar felaketin yaşanması tesadüfi mi yoksa başka şeylerin bir belirtisi mi bilmiyorum.